Merhabalar sevgili Olay.com.tr izleyenleri. Türkiye ve dünya gündeminde neler olup bitiyor? Gökyüzünden bize ne gibi mesajlar var? 12 burcu neler bekliyor? İşte tüm bu sorularımızın yanıtı için astrolog Gamze Balaras ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Genel anlamda bizi neler bekliyor? Türkiye ve dünya gündeminde neler olacak? Alabilir miyiz? Güncel haberler var mı? İzleyenlerimiz için neler söyleyeceksiniz? Tabii ki. Öncelikle 28 Ekim'de Boğa'da bir ay tutulması yaşadık aslında ve bu bizim ülkemiz için de önemli bir tutulmaydı ve uzun süre boyunca da Boğa veya Akrep üzerinde herhangi bir tutulma yaşamayacağız. Bundan sonra tutulmalarımız daha çok Terazi ve Koç üzerinden ilerliyor olacak. Şimdi ay tutulmasının vadesi yaklaşık 6 ay kadar etkili. Dolayısıyla hani tam böyle günü gününe bir etki alma diye bir durum yok aslında. Zamana yayılarak etkisi olacaktır diyebiliriz. Şimdi biraz böyle hani önce kötü taraflardan böyle minik minik bir şeyler söyleyip iyi taraflara doğru vites arttırarak gidelim istedim. Baktığım zaman şimdi Jüpiter'in bir sert kontağı vardı ay tutulmasına. Dolayısıyla olumsuz yönde bakmak gerekirse Jüpiter biraz daha eğitim alınan yerler, öğrenciler, kadınlar, kız çocukları, ibadet alanlarını temsil ediyor. Bu alanlarda bir takım üzücü haberler söz konusu olabilir ve biraz da hani yaptırımlar olmak zorunda gibi duruyor. Gene baktığım zaman Kasım ayının ortalarında ülkemizin temsilcileri açısından önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Bu önemli döngü. Onun haricinde ilk olarak hani Kasım ayının ilk haftası hani hem global çapta hem de bireysel bazda çok kolay etkiler söz konusu değil. Ama hani ondan sonra biraz daha özellikle de hani Akrep yeni ayından sonra daha böyle düzelerek gidiyoruz. Çünkü bu yeni ay 13 Kasım'da gerçekleşiyor olacak Akrep'te. Uranüs etkisinde olacak. Şimdi Uranüs de hani global çapta baktığım zaman biraz da böyle nükleer etkiler getirebilir. O üzücü taraf olabilir. Bir de şu anda transitlerde Güney Ay düğümü Terazi burcunda ilerliyor. Dolayısıyla tam karşıtı Kuzey Ay düğümü de Koç burcunda ilerliyor. Bunlar aslında eğer böyle birilerine güvenip saldırıya geçersek burada yalnız kalabileceğimizi anlatır. Hani bir bakmışız o ittifaklar bozulmuş, öyle değişik bir süreçten geçiyoruz. Yani burada daha sakin kalmamız gerekiyor herhalde değil mi? Evet, bu ay kesinlikle için. Öyle. Şimdi Gamze Hanım, önemli gezegen geçişleri var mı? Bunu merak ediyoruz. Bir de sürekli bir şeyler oluyor, hareketlilik devam ediyor. Bu devam edecek mi bu ay içinde de? Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki de biraz da tatlı konulardan konuşalım istedim. Bir kere finansal konuları ve aşkı temsil eden Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor 8 Kasım itibariyle. Venüs bir kere yönettiği bir burca geçtiği için bir nebze ilişkiler alanında da rahatlamalar yaşarız. Para piyasaları gene Venüs'ün terazide oluşu çünkü ederi kadar olmasıyla ilgilidir. Yaz aylarında çünkü Venüs aslandaydı, sonra işte Venüs'ün aslan retrosunu yaşadık. Çok böyle fahiş fiyatlar vardı. O yüzden şu anda öyle bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Ve iletişim ve bilgi alış şeklimizi gösteren gezegenimiz Merkür de Yay burcuna geçiyor. Dolayısıyla birçok kişinin hayatında seyahatler, eğitimler, yüksek öğrenim konuları, basın yayıncılık alanları hareketlenecektir. 13 Kasım'da Akrep'te bir yeni ay yaşayacağız. 20 derecede gerçekleşiyor olacak. 22 Kasım'da baktığımda Güneş Yay burcuna geçiyor. İyi ki doğdunuz sevgili Yay burçları. Bir de son olarak 27 Kasım'da ikizlerde 4 derecede bir dolunay yaşayacağız ve Kasım ayını bu şekilde kapatıyoruz. Fakat şimdi bu ikizler dolunayının şöyle bir etkisi var. Biraz sert açılara sahip. Dolayısıyla hırsızlıklar, bilgi kirliliği, iftira dolu gündemler olabilir. Tehlikeli günler. Aynen. Ya da böyle dosyalarınızı yedekleyerek gitmeniz gerekebilir. Seyahatlere çıkılacaksa mesela eksik evraklar olabilir. Hangi tarihler demiştiniz dikkat edilmesi gereken? Daha çok böyle 27 Kasım. Şimdi dolunay tam o gün etkisini göstermez. Yani eksi artı 5 gün olarak değerlendirme. Haftaya yayılan enerji diyebiliriz. Evet. Böyle şok boşanmalar, zaten Güney Ay düğümü de terazi de hep hani diplomasiden bahsediyoruz dünya arenasında ama bu aynı zamanda ilişkiler bazında da geçerli. Böyle hani aldatma gibi durumlar varsa bunlar ortaya çıkar. Sıkıntılı bir süreç. Evet. Ticari boyutta da hani biraz yanıltıcı etkiler olabilir. Hani şirket kurulacaksa eğer hani çok böyle bu zamana denk gelmesini tercih etmem açıkçası. Son olarak da Satürn retrodan çıkıyor Kasım ayında. Bu da bence önemli bir gelişme.
bilmeyenlerimiz için Satürn biraz daha böyle sorumluluklarla ilgili bir gezegendir. Kısıtlamalar getirir ve retrodayken de ek olarak engellemelere takılma demektir. Bu alanlarda her burç kendi içerisinde tıkanıklıkları çözecek. Evet, şimdi burçlara geçelim o zaman. 12 burcumuz bu ay neler bekliyor, neler olacak? Burçlarla ilgili herkesin merak ettiği konulardan biri. İsterseniz hemen burçlara geçmeden önce ben şunu da sormak istiyorum. Çok sorulan sorulardan biridir size de eminim. Yükselen burca mı bakacağız? Yani güneş, ay ayrılıyor, bilemiyoruz, bu ayrımı yapamıyoruz. Neye göre değerlendirmemiz gerekiyor? Ya bizler daima öngörüleri yükselene göre yaptığımız için tabii ki de öncelikli olarak yükselen okunması taraftarıyız. Ama işte kimi okurlarımız diyor ki ben yükselenimi bilmiyorum. Aslında hani rektifikasyon diye bir danışmanlık var. Burada doğum saati belirlenebiliyor ama evet, hani bu danışmanlığı almayıp bilmeyenlerimiz de güneş burçlarını okuyabilirler. Peki o zaman ilk hangi burçtan başlayalım? Koç burcundan başlayabiliriz isterseniz. Koç burçlarına neler bekliyor Kasım ayında? Önce koçtan başlayalım. Evet, şimdi balık hep en sona kalıyor. Balıklar diyor ki neden biz hep en sona kalıyoruz? Evet, şimdi koçtan başlayalım ama balıklara biraz torpil geçeriz belki. Şimdi ilk olarak koç burcu. Bir kere Satürn, transitteki Satürn 12. evlerinde retrodan çıkıyor. Ben hani Satürn'ün 12. ev transitini severim. Çünkü koçların doğası biraz daha böyle atılganlıkla ilgili, daha böyle saman alevi gibi hareket edebilen bir burç. Bu transit onların aslında biraz daha böyle dinginlik kazanmasını sağlayacak. Finansal açıdan belki hani birçok koç burcunun böyle harcamaları artmış olabilir. Kasım ortası itibariyle finansal konularda iyileşmeler başlar. Tabi Venüs de teraziye geçiyor. Koçların 7. ev ilişki evlerinden geçecek bu. Bekar olanlarımıza aşk gelir. Çok güzel. Evlenmek isteyen koç burçları varsa onlara işte teklifler gelebilir ya da aile tanışmaları olabilir. Ama burada hani Güney Ay düğüm 7. evde ilerlediği için şimdi bireylerin nasıl hani sağlıklı bir ilişki yaşadıkları onu tabii bizler şu anda buradan bakarak yorum yapamayız. Hem kişisel bazda değerlendirilmesi lazım hem de kişilerin yaşadığı ilişkilerin boyutunda da değerlendirmek gerekiyor. Bir takım hani toksik ilişkiler de biter bu noktada. Ama neticede genel olarak keyifleri yerinde koç burçlarının, sadece ortaklı işlerden verim almayabilirler. Bireysel bazda ilerlemeleri daha iyi olur. Evet, koç burçlarını yorumladık. Şimdi sıra boğa burçlarına geldi. Boğa burçlarını neler bekliyor Kasım ayında? Sürecin belki de en rahatlayanlarından biri boğa burçları. Hani kimisi çünkü ayrılık yaşadı, işte kimisi iş hayatında zorlandı, kimisi yeni bir düzen kurmak istiyor ya da böyle bilmedikleri alanda sınavlar verdiler daha çok. Artık hani rotalarının ne olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla hani kendi gelecekleri için bir şeyleri inşa ettikleri bir dönemden geçiyorlar. Ortaklı alanlarda destek görebilirler. Ya da böyle alanında uzman olan kişiler onları destekleyebilir bu alanda. Eski dostlardan haber alabilirler. Daha çok böyle alacakları kararlar majör değişimler getirir. Ve birçok boğayı belki iş anlamında farklı bir sektörde de görebiliriz. Ya da hani deriz ki ya ne kadar inat etti ama hakikaten başardı, böyle hani takdir edilecek konular söz konusu olur. Sadece son olarak Jüpiter hala daha boğa burcunda, yükselene boğa olanlar biraz böyle kilo alımlarına dikkat etsinler derim. Ya tek olumsuz herhalde bu. Boğalar için çile bitiyor sanırım bu ay. Evet, biraz daha rahatlar. Rahatlıyorlar. Evet. Peki gelelim ikizler burcuna. İkizler burcunda neler olacak? Şimdi biz ikizleri genelde böyle neşeli görürüz. Hani biraz daha böyle ne oldu ne bitti hep böyle meraklarıyla ortaya çıkarlar. Satürn onları biraz da zorluyor. Evet, hani değişken burçlar çok kolay adapte olurlar bir şeylere. Aynı işte balık, başak, yay gibi. İkizler de bir değişken burçtur ama bu sefer onlarda da adaptasyon çok kolay olmuyor. Zorlandıkları bir süreçten geçiyorlar. İş hayatında ek sorumluluklar aldıkları bir süreç olabilir ya da kendi işlerini kurmak için bir ön hazırlık sürecinde olabilirler. Baktığımız zaman Kasım ortaları yeni görüşmeler olabilir hayatlarında, işbirlikleri yapabilirler. Partnerle daha çok birlikte seyahat etmek, birlikte hareket etmek, onlardan destek almak isteyebilirler. Sadece ay sonuna dikkat etmeleri lazım. Orada Neptün etkisinden söz ediyoruz. Sözleşme, anlaşma gibi konularda temkin gerekli. Ya da hayatlarına sıfırdan birisi giriyorsa da biraz hani dikkatli olsunlar derim.
Peki, o zaman yengeç burçlarına gelelim. Yengeç burçları neler bekliyor? Yengeç burçları bir kere bu ara fikirlerine destek olacak birilerini arıyorlar. Yani ama bu kurtarıcı gökten düşmeyecektir. Bir değişim net olarak var hayatlarında ama doğalarına da ters olduğu için o güvenli limandan da çok sıyrılmak istemiyorlar. Bence yeni bir amaç edinmeleri lazım hayatlarında. Aslında transitler hep onlardan yana ama yengeçlerde genel olarak işte ne zaman bitecek bizim bu çilemiz gibi çok söylem duyuyorum. Daha çok ailesiyle vakit geçirmek isteyebilirler. Belki ailesiyle yapacakları bir seyahat gündemde olabilir. Nostaljik temalar daha çok söz konusu onlar için. Uzak akrabalarla ilgili çözülmeyen problemlerde aracı rol oynayabilirler. Bir kesim bekar yengeçler eski ilişkilerinden haber alabilir ya da artık tamamen ben bitirdim deyip kendilerini yeni olasılıklara açabilirler. Soğuk algınlıklarına dikkat etsinler. Kariyer durumları nasıl yengeçlerin? Kariyerde bence yengeçler için çok kötü bir dönem yok. Ben olumlu görüyorum transitleri. Zaten Güneş de şu anda Akrep'te ilerliyor. Oradan hani yükselende attığı tatlı bir açı var. Yengeçler için bence güzel zamanlar. Çok güzel. Olumsuz bir durum yok o zaman yengeçler evet. için de. Evet, hem kendi burcum hem de çok merak ettiğim aslanlar. Ne bekliyor aslanları Kasım ayında? Aslanlar finansal konularda eğer böyle başkalarına bağımlılıkları varsa burada açılmalar yaşayabilir diyebiliriz. Ya da çalışan bir aslan burcudur mesela maaş iyileştirmesi bekliyordur. Öyle tatlı haberler alabilirler. Eğer böyle birikim yapmayı bilen aslan burçları için söylüyorum bunu. Kredi ödemelerini kapatabilirler. Hayatlarında var olan krizleri çözmeye başladıkları böyle ışıl ışıl oldukları zamana geçiyorlar. Hani küçük operasyonları vardır belki ertelemişlerdir. Bunu ben bu ay aradan çıkarayım diyebilirler. Sosyal medyada öne çıkabilirler. İşbirlikleri yapabilirler. Kısa seyahatler, arkadaşlarıyla yapacakları programlar ön planda. Ya da ilişkileri devam ediyorsa aşklarını tazeleyebilirler. Yeni buluşmalar yapabilirler. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi Başak burçlarıyla devam edelim o zaman. Başak burçlarına neler bekliyor? Şimdi Başak burçları bir kere 7. evlerinde bir Satürn ilerliyor. Dolayısıyla burada ilişkilerde Satürn'ün retrodan çıkmasıyla beraber ilişkilerinde adım atabilecek, boyuta geçebilecekler. Bir de kendilerini enerjisiz hissettikleri zaman da geride kalıyor. Biraz daha içe döndüler belki, hani kendilerini dinlediler. Tam harekete geçiyorlardı. Evren sanki onlara düşmanmış gibi hep böyle sen bir dur, bekle dedi. Bu açıdan da onlar adına sevindim. Bu retrodan çıkış onlara iyi gelecektir ilişkiler noktasında. İşte kendilerini ödüllendirebilirler. Almak istedikleri bir şey varsa onu alabilirler bu ay. Hadi kendimi ödüllendireyim deyip. Kimisi taşınma kararı olabilir ya da böyle bir hedefi varsa finansal muhasebesini yapacakları süreçler olabilir. İş seyahatleri gerçekleştirebilirler. Evet, genel anlamda Başak burçları da güzel o zaman evet. bu ay. Evet, gelelim terazi burçlarına. Terazi burçlarına neler olacak? Ben kendim de bir teraziyim. Şimdi evet. bir kısım teraziler, özellikle de hani güneşi, yükseleni, ay burcu terazi olanlar için önemli döngülerden geçiyorlar. Çünkü güney ay düğümü orada ilerliyor. Dolayısıyla teraziler aşk anlamında hani bir kısmı sallantıda diyebiliriz. Hani kimisi eski ilişkilerine döndü. Kimisi ilişkisinden soğudu, belki uzaklaşma kararı aldı. Kimi de önümüzdeki süreçlerde evlenme kararı alacak. Hani bunlar hep böyle majör değişimler. Ya hep ya hiç gibi düşünebiliriz. Satürn sağlık evlerinde ilerliyor. Burayı doğru kullanmanın yolu da aslında işte sağlıklı beslenmek, spor yapmak, daha böyle düzenli bir hayata geçmek diyebilirim. İlişkilerde de hani geçtiğimiz aylarda çözüm bulamadıkları zamanlardan geçtiler. Öyle süreçleri vardı. Belki bir ilişkinin adı vardı ve bu konmamıştı. Artık hani bunu hayata geçirebilirler. Netlik kazanabilir ilişkileri. Dış görünüşlerine daha çok önem verdikleri zamanlar başlar. Özellikle de Venüs'ün terazi geçişiyle birlikte böyle küçük estetik operasyonları bunlar gündeme gelebilir. Kişisel alışverişleri olabilir. Ay sonu eğer bir böyle eğitime katılma fikri cazip gelirse biraz bu eğitim belki beklentilerini karşılamayabilir ya da bir yaptıkları programlar iptale düşebilir. Böyle. Peki geldik akreplere. Akrepler
Şu anda zaten hani en yorulan burçlardan bir tanesi. Geçtiğimiz yıllardan beri kendi takipçilerim arasında da çok fazla akrep var, hep duyuyorum. Şimdi Güneş zaten birinci evlerinde ilerliyor. Aslında yeni bir kimlik, hani yeniden kendilerini doğurdukları bir dönem. Aslında akrep doğası da bu demek zaten. Hani tutulmalarla beraber gene majör değişimleri alanlardan biri akrepti. Ama onlar artık biraz daha rahatlamaya başladı. Çoğu akrep hayatında kriz istemediğini fark etti. Ve böyle hani uneler gibi sanki insan erediler. Öyle bir süreçten geçiyorlar. Ve istedikleri şeylerden bir tanesi samimiyet arıyorlar. Hani her türlü kurdukları ilişkide aradıkları tema bu diyebilirim. Ya da bir ilişki yaşıyorlarsa, bak hani ben sana sırtımı dayıyorum ama artık sen bana uygunsan ben bu ilişkide varım gibi, hani dediklerini duyar gibiyim. Kazançları artacaktır birçok akrep burcunun. Daha böyle hani çözüm odaklı oldukları için lafa değil biraz da icraata bakıyorlar. Evet. Peki yay burçlarından bahsedelim biraz. Bu ay neler bekliyor yay burçlarına? Şimdi yay burçlarının aldıkları tutulmaya göre şimdi şehir değişimi, iş değişimi, bunlar da gene majör değişim alanlardan biri yay burcu. Tüm böyle küçük detaylarla bütüne gidecekleri bir süreçten geçiyorlar. Belki biraz daha böyle angarya işlerle uğraşabilirler. Ay sonu da zaten yay sezonu başlıyor. Onların birinci evlerine geçecek. O yüzden biraz daha böyle kutlamaları olacaktır güneşi yay burcunda olanların, ya da yükseleni yay burcunda olanlar daha çok kendilerini ortaya çıkarmaya başlayacaklar. Hayatlarında yeni başlangıçlar yapabilirler. Şöyle bir işte kendilerini dinlemek istedikleri süreçten geçiyorlar. Kasım ortalarına kadar biraz daha dingin ilerliyor. Bir de hani sağlık kontrollerinden geçmeleri iyi olur. Evet, peki oğlak burçları. Onlar ne olacak? Oğlaklar için güzel bir dönem. Kariyer açısından baktığımda iyi adımları var. Şimdiye dek bu kurdukları stratejileri olumlu işleyecektir diyebiliriz. Ama hani ketum tavırları var. Oğlakların iletişimde biraz daha açık olmaları gereken de bir zaman. Gene iş arkadaşlarında işte arkasından iş çevirenler varsa bunlar ortaya çıkabilir. Ya da böyle kime neye güveneceklerini fark ettikleri bir zaman olabilir. Üstleriyle iletişim noktasında gene dikkat etmeleri lazım. Bir aydınlanma yaşayacaklar, evet, diyebiliriz, evet, aslında değil mi? Ama hani bunlar böyle geri planda kalacaklar belki ilk başta ama sonradan hep onlar için olumluya evrilecektir. Evet. Bir de oğlaklar, hani yükseleni oğlak olanlar biraz daha böyle babacan tiplerdir. Yani kendileri dışarıdan soğuk görünseler de hani yardımsever tarafları vardır. Bunlar suistimal edilebilir. Bir noktada baktığımızda da hani sosyal çevreleri genişliyor. Hani belki bir takım kayıplar yaşayacaklar ama bir noktada da onları destekleyen yaşça büyük insanlar da hayatlarına girebilir. Yani yeni adımlarında sağlam kişilerle yollarına devam edecekler. Bir ayıklama dönemine girecekler, evet, yani, evet, oğlaklarda. Peki kova burçları nasıl bu ay? Kovalar gene, onlar da hani zorlu süreçleri geride bıraktılar. İlişki kapılarını artık kendileri aralar diye düşünüyorum. Hayatlarında bu süreçte gerçek bir tutkuya ihtiyaçları var. Çok böyle içlerine kapanmıştı kovalar geçtiğimiz yıl. Evet, hani iş güç bir yana artık sosyalleşmek de istiyorlar. Aradıkları aşkı bulabilecek, evet, mi kovalar? Evet, kovalara aşk var. Bu ay onlar istediklerini verir diye düşünüyorum. Böyle hani tanışmaları açık oldukları zamanlar. Belki iş anlamında da hani geçtiğimiz ay ek mesailere kaldılar, çok yoruldular. Bu ay artık hani seslerini çıkarmaya başlarlar diye düşünüyorum. Keyiflerine odaklanıyorlar. Bence tadını çıkarsınlar. Çok güzel. Son olarak sona kalan balık burçları. Evet. Şimdi balık burçları kaygılı hissediyor. Yani çoğu yükselen balıkta o var. Çünkü Satürn aynı zamanda böyle tam yükselenin üstünde ilerliyor. Bir yönsüzlük var ya da istedikleri olmuyormuş gibi, hayal ettiklerimi gerçekleştiremiyor muyum gibi bir tema söz konusu. Belki aile büyükleri, belki ailede olan birileri işte istifa etti de onların sorumluluğunu alma durumunda kaldılar. Hani böyle yatırımlar konusunda da bir kaygıları var kendilerinin. Böyle bir takım soru işaretlerinin giderildiği bir ay olacak. O yüzden kovalar adına sevindim. Bunlar bu ay çözülür. Hani tamam geçti deyip böyle üzerindeki pası attıkları zaman olabilir. Eğer böyle miras konusu varsa dava süreçlerinde pozitif cevapları alabilirler. Otoriteden destek görebilirler. Şimdiye kadar böyle yaptıkları iyilikler karşılık bulabilir.
fiziksel olarak da değişimler başlayabilir. İşte spora gidebilirler. Biraz daha hani mental olarak yorgun hissediyorum ve bunu artık atmak için de artık kendime bakacağım. Biraz daha ben dedikleri zamanlar olabilir. Yani bu şekilde burçlarımız. Umarım herkes için güzel bir ay olur. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Olay.com.tr izleyenlere bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.